Herkese merhabalar. Bugün konuğum Beşiktaş'tan yetişen Süper Lig'de Çaykur Rizespor formalarını giyen, Fransa'da Metz forması giyen Sezer Özmen. Öncelikle kırmadınız, kabul ettiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben teşekkür ediyorum bu güzel yayını bana ayırdığın için. Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Malumunuz maç atlıları başladı ikinci yarıyla beraber. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Şöyle başlamak istiyorum. Futbola Bakırköy Spor'da başlıyorsunuz. Sonrasında burada gösterdiğiniz başarılı performansların ardından Beşiktaş'ın yolunu tutuyorsunuz. Ancak Beşiktaş'ta çok fazla forma şansı bulamıyorsunuz ki bu süreçte aslında alt yaş milli takımlarında da ciddi forma şansları bulduğunuz bir dönem. Beşiktaş'ta neden hiç forma şansı bulamadınız? Evet, Beşiktaş'ta genelde zaten Beşiktaş'ın en iyi altyapı jenerasyonlarından biriydik, 92 grubu. Ben ve benim gibi birçok arkadaşım da gerçekten Beşiktaş'a uzun yıllardır hizmet vermek istiyorduk. Ama maalesef bunu gerçekleştiremedik. Kamp dönemlerini birlikte geçirdik Beşiktaş'la beraber. En son Feda döneminde Beşiktaş'ın bünyesinin içerisindeydim. Çok umutluydum, şans geleceğini düşünüyordum. Çünkü hem Feda sezonu hem gençlere yönelim. Bu benim için bir fırsattı. Dediğiniz gibi hem altyapıdan çok güçlü bir şekilde geliyordum. Performans anlamında, kendimi geliştirme açısından, milli takımlarda bunun yanı sıra. Ama maalesef Feda döneminde forma şansı bulamadım. Bir önceki sene zaten Rizespor'da kiralıktım. Beşiktaş kulübümüzün o zamanki dönemde beni bonservisimle beraber Feda döneminde Escudia'yı alıp 36 yaşında beni Rizespor'a bonservisimle beraber yolladılar. Ben de isterdim tabii ki o sene, o süre zarfında Beşiktaş'ta görev almak. Çünkü birçok arkadaşım görev aldı. Ben de altyapısından çıkmış olduğum bir takıma profesyonel anlamda emek vermek isterdim. Ama nasip böyleymiş. O sene de gittik, Rizespor'la şampiyon olduk. Hayat bazen böyle güzel sürprizlerle karşılaştırabiliyor bizleri. Peki bugünden hani geçmişe bakınca veya o zamanlarla ayrılık sürecinizde hiç Feda döneminde mesela Semih Tayyip Baba teknik direktördü. Hiç görüşme şansınız olmuş muydu yani? Neden hiç forma şansı verilmediğine dair, neden hiç fırsat tanınmadığına dair ki Feda döneminde Beşiktaş'ın hani aslında gençlerin önünü açmak için bir nevi gittiği bir süreçti. Yok, Samet Aybaba'yla hiç görüşme fırsatı olmadı. Zaten son gün transferim oldu. Şöyle, kamp kadrosu açıklandığı dönem içerisinde ilk etapta yoktum. Ardından o dönemde Eskişehirspor Ersun Yanal hocamız milli takımlardan da beni tanıyordu. Halil Ünal başkanla beraber aslında Eskişehir'e transferim vardı. Kamp kadrosunda da olmadığım için belli bir ücret karşılığında. Ama o dönemde Fikret Başkan'ı arayıp benimle ilgili bir tasarrufu olduğunu söyledi Halil Başkan. Benimle ilgili. Maalesef ki o dönemde benim satışımı gerçekleştirmediler ve son gün kamptan bir gün önce beni kamp kadrosuna dahil ettiler. Yaklaşık 8 tane hazırlık maçı oynadık Avusturya'da. 1.45 dakika görev aldım. Bizim de o dönemde yendiğimiz tek maçtı. Samet Hoca böyle bir karar verdi. Sözleşmem bitiyordu Beşiktaş'ta. O dönemde birçok kişi kulüp bağlantılı beni aradı. Ben de onlara söyledim. Ben Beşiktaş'ın futbolcusuyum. Eğer Beşiktaş'ta ben sözleşme ineceksem ve bu şekilde kalacaksam zaten bu benim karakterime yakışmaz. Daha 17-18 yaşında bir oyuncuyum. Ne menajerle giderim Beşiktaş kulübünde sözleşme imzalamaya o dönemde. Çünkü beni yıllarca eğitimini vermiş, ahlakımı geliştirmiş. Bu şekilde biz eğitim aldık orada. Yani Beşiktaş Kulübü'nün 18 yaşında ben menajerimle görüşün deme gibi bir durumum yoktu. Bu durumlar oluştu maalesef o dönemde. Ben de birazcık bunlara karşı direkt menajerlerle beraber gitmediğim için kulüp bağlantılı. Maalesef o dönemde Beşiktaş'ta kalamadık. Dediğim gibi benim hayatıma yeni bir Rizespor'la beraber yeni bir dünya açıldı. Dediğiniz gibi Beşiktaş'tan sonra Rizespor kariyeriniz başlıyor ki burada önemli süreler buluyorsunuz, şampiyonluk yaşıyorsunuz. Süper Lig'de de forma şansı buluyorsunuz Rizespor'da. O dönem gösterdiğiniz gelişimin ardından herhangi bir Süper Lig takımından teklif almış mıydınız peki? Ve yani Rize döneminizi kendi açınızdan nasıl tarif edersiniz? Evet, Rizespor'da yaklaşık 5 sezon görev aldım. Çok da keyif alarak futbol yaşantıma aslında profesyonel anlamda başladım. Çok o zamanlar birinci ligdi, adı farklıydı. Belki gidebileceğim en iyi kulüplerden birisine gittim. Ve orada farklı bir dünya, farklı bir profesyonel yaşam içerisine daldım. Sürekli kendimi geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulundum. Çünkü
daha önceki dönem hep altyapı dönemi. İşte Beşiktaş'la beraber A takımla kamp dönemleri. Gerçek manada o profesyonelliği yaşamıyordunuz. Ama Rize Spor'la beraber bu gerçek profesyonelliği yaşadım, orada gördüm. Çok da güzel gelişimleri oldu bana. Hakikaten parayla anlamayacak tecrübelerin öngörüsünü orada yaşadım. Çünkü gerçekten hep diyorlardı altyapıda oynarken, asıl yaşam profesyonele geçtiğiniz zaman. Tabii o zamanlar gençlik, tam anlayamıyorduk abilerimizin neler söylediğini. Ama gidince bunu gerçekten fazlasıyla hissettim. Kendime sürekli birikimler elde ettim manevi anlamda. Abilerimle sürekli irtibat halindeydim. Defanstaki abilerime, çok kaliteli oyuncularla çünkü beraberdim Rize Spor'da. İlk senemde Ulaş Ortakaya, Evren Kürkçü, Koray Avcı, Ercan Ünal, çok değerli insanlardı bunlar. Ve gitgide de futbolumu geliştirerek Rize Spor'da kendi adımdan söz ettirmeye başladım ki hakikaten 5 sezonda bir yerde, Rize gibi bir yerde bulunmak, Karadeniz'de bulunmak gerçekten çok zor. Yani bunu başardım. Sözleşmem bittiğinde de Rize Spor'dan ayrıldığım dönemde, son senemde bitişime 6 ay vardı. Samsun Spor'a kulübün beni kiralık yollamak durumunda kaldı. Kulübün bu şekilde tasarrufunu kullandı benden yana. Ama Süper Lig'den bana herhangi bir transfer teklifi gelmedi. Sorunuza cevap olacak olursa. Peki şunu sormak istiyorum ya. PTT'de birinci ligde, daha doğrusu o dönemki adıyla PTT'de, birçok kulüpte şans buluyorsunuz. Rize, Alanyaspor, Malatya, buralarda şampiyonlukla yaşıyorsunuz. Ama Süper Lig'de çok fazla Evet. nedense olmuyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Neye bağlıyorum? Yani şöyle, bununla ilgili en çok üzüntülerimden bir tanesi aslında hani Alanyaspor diyebilirim. Çünkü Fransa'dan gelmiştim devre arasında ve çok istenilerek gelmiş olduğum bir kulüptü. Ve hala o kadar çok sevdim ki orada yaşıyorum. Yani kendim oraya yerleştim gibi ailemle beraber. Maalesef ikinci yarıda 18'de 18 oynadım ve çok ciddi bir performans ortaya koydum ki bunu finalde de, playoff finalinde de şampiyon olarak taçlandırdığımızı düşünüyorum. İlk dönem kamp oldu. Sezon başında hatta görüştük. Herhangi bir tasarrufunuz var mı? Memnun olmadığınız bir durum var mı? Hem kulübün başkana hem hocamıza o dönemde benden çok memnun olduklarını söylediler. İlk kamp Davraz'daydı. 15 günlük bir kamp dönemi geçirdik. Tarihinde ilk defa çıkmış bir kulüp ve bu kadar istenilerek geldiğim bir kulüptü. Ama maalesef ilk kampın sonunda yolda giderken bana haber geldi. Ve hocanın benimle çalışmak istemediğini söylediler. Tabii şok olduk açıkçası. Çünkü çok büyük hedeflerle geldik. Çok büyük bir planlamayla devam edeceğimi düşünüyordum. Bunun hayallerini kuruyordum. Çünkü uzun bir aradan sonra tekrardan Süper Lig fırsatını yakalamıştım. Ve oynayarak gelmiştim. Ama maalesef dediğim gibi hocamızın ve yönetimimizin bu şekilde bir kararı doğrultusunda ayrılmak durumunda kaldım. Yani ben de çok isterdim tabii şampiyon olduğum takımlarda devam etmek, Süper Lig hazzını yaşamak. Ama biliyorsunuz ki kabuk değiştirme durumları bizde çok Evet. oluyor. Yani bir üst lige ya da bir alt lige düştüğünüz zaman bir değişim içerisine giriyor kulüplerimiz maalesef. Tabii o zamanlar biraz daha borçlar daha düşüktü. Şu an bunu yapmak biraz daha zor, biraz daha cesaret istiyor. İşte Altay Kulübü şu an buna en büyük örneklerden biri. Çıkmış olduğu kadronun büyük bir çoğunluğuyla devam ediyor. Tabii o dönemler dediğim gibi kulüplerin ve işte döviz durumları biraz daha normal seviyelerde olduğu için insanlar rahatlıkla değişimlere gidiyorlardı. Biz de bu değişimin kurbanı olduk diyebilirim. Çünkü dediğim gibi kulüplerde baktığınız zaman asla sorunlu bir futbolcu olmadım hiçbir zaman. Bu benim için çok daha değerli. Çünkü futbolu 20 yıl oynayacağım belki maksimum. Ama benimle beraber gelen karakter 20 yıl değil, belki 30, belki 40 yıl daha devam edecek. Ben biraz işin bu tarafındayım. Nasip olmadı Süper Lig çok uzun bir süre Rize Spor dışında. Ama hiçbir şey daha bitmedi. Hayat devam ediyor, futbol devam ediyor. Neyin ne getireceğini bilmiyoruz. Yani şu anda da aslında hala genç sayılırsınız. 29 yaşındasınız. Yani 29 yaşında. neden olmasın durumu gerçekten var. Samsun Spor döneminizin ardından Fransa'ya gidiyorsunuz, Metz'e. Bu transfer nasıl gerçekleşmişti? O süreci biraz anlatabilir misiniz? Evet. Zaten Avrupa çok büyük bir genç havuzuna sahip olduğu gibi gerçekten dünyanın her yerini takip ediyorlar. Bunu ben kendim de yaşadım. Oradan milli takımlar üzerinden bana böyle bir durum gelince o dönemki menajerim Marco Kırdemir direkt kulübün kendisiyle direkt görüşmeye gitti. Ve burada bana karşı o zaman 22 yaşındaydım.
ve Lig 2'nin gerçekten çok iddialı ve çok ciddi, geçmiş döneminde çok büyük başarılar imza atmış olduğu Metz kulübünden böyle bir teklif geldi. Dediğim gibi hem kulüp bünyesinde hem milli takımlar seviyesinde o dönemde oynadığım için bu benim için çok büyük bir avantaj oldu ki iyi de bir performans gösteriyordum. Metz'e geç katılmama rağmen çünkü transfer işleri biraz uzadı, oturma işlemleri, pasaport vize işlemleri biraz uzun sürdü. Takıma geç katıldım. Geç katılmama rağmen çok ciddi bir efor sarf ettim o dönemde. 15 günlük bir süre vardı ve ilk haftadan kadroya girdim Fransa'da. Tabii benim için çok ayrı bir heyecan vericiydi. Hem 5 tane yedek, yani 5 tane yedeğin içerisine girmek bile orada çok ciddi bir başarı olduğunu söylüyorlardı bana. Geç katılmama rağmen Türk oyuncuyum bir de öyle ya da böyle yabancı bir oyuncuyum. Orada da ilk haftadan itibaren çok güzel arkadaşlıklar edindim aslında bak. Zaman güzel birikimler elde ettim. Çünkü gerçekten Türkiye'ye göre çok farklıydı. Ne farklı diyeceksiniz? Çalışma sistemleri, disiplin, istek, arzu, antrenman temposu, her şey. Buna her şeyi söyleyebilirsiniz. İşte tesise gelme, tesiste hazırlanma evresi çok farklıydı. Bunlar benim için çok büyük doneler oldu. Yani apolete olarak ekledim bunu. Çok güzel birikimler elde ettim. O dönemdeki antrenmanlarımı kaydettim. Onları kayıt altına aldım. Çünkü ileride bunların bana çok yararı olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok önden gidiyorlardı çalışma sistemi olarak. Bu doğrultuda da yanılmıyorsam dördüncü hafta sanırım stoper arkadaşımızın sakatlanmasıyla beraber bir forma şansı buldum. Ve o maçı da sonradan girdim. Kazandık. Kazanınca tabii aynı bu şekilde performansım da devam etti. Arkadaşlarımın bana olan güveni daha da arttı. Çünkü antrenmanda ne kadar başarılı bir performans sergilerseniz sergileyin. Önemli olan maçtır, sahadır, yeşil alandır. Ben de orada elimden geldiğince takımıma faydalı olmaya çalıştım ve 9'da 9 oynayarak ciddi bir performans ortaya koydum. Zaten takımımız liderdi. Ardından milli takım arasına girdik ve bu milli takım arasında maalesef ki ne bizim ne bir başka ülkelerdeki dünyada istemeyeceği olaylar oldu. Maalesef Fransa'nın göbeğinde terör olayları oldu. Evet. Terör olaylarının doğrusunda milli takım dönüşünde bana karşı birazcık konuşmama, antrenmanlarda biraz işin kasti boyutuna giderek gibi bir durumlar oluştu. Bunlara göz yumdum, bunlarla mücadele ediyordum, bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Kadroya girmemeye başladım, oynayan bir oyuncu olarak. Yani takım lider milli takım arasına girdi ve en son hafta oynayan oyuncu olarak. Dışarıda ailem yanımdaydı. Ailemle ilgili birkaç sıkıntı yaşadım, oğlumla ilgili. Artık işin boyutu biraz buraya doğru gelince maalesef geri dönüş kararı almak durumunda kaldık. Yani ayrılma durumu kararını aldık. O dönemde Fransa'dan yine aynı ligden isteyen takımlar oldu ama ben cesaret edemedim. Biraz da duygusal belki yaklaştım. Şu an kafam olsa belki devam ederdim. En kötü ailemi Türkiye'ye geri yollayıp ben Fransa'da kalmak için mücadele ederdim. Ama o dönem cesaret edemedim belki de maalesef istemeden de olsa dediğim gibi duygusal bir anıma denk geldi. Dönüş kararı aldık. Fransa'da da sözleşmemi feshetmeden Alanyaspor yetkilileri direkt benimle iletişime geçtiler. İletişime geçince de görüştük. Zaten ayrılacağım kesinleşmiş gibi bir durumdaydı Fransa'da. Ama daha feshetmemiştim sözleşmeyi. Ona rağmen gittik Alanyaspor'la. Gayet güzel arkadaşlık, profesyonel anlamda anlaşmamızı yaptık. Hatta madde de koydular. Eğer herhangi bir daha çünkü Fransa'daki mesleğe ilgili sözleşmemi feshetmediğim için oyuncu başka bir kulübe imza atarsa hatta fesih bedeli vardı. Çok ciddi yaptırım vardı Alanyaspor'un. Hani bu şartlarda gittik yani istenilen bir oyuncu olarak. Maalesef o dönemde sözleşmeyi Fransa'ya gidip pes etmek durumunda kaldık istemeden de olsa. Ondan sonra tekrardan Türkiye'de Alanyaspor'la yeni maceram başladı. Çok aslında biraz ayrılmak zorunda olarak ayrılmışsınız Fransa'dan. Az önce hani Evet. idmanlardan bahsettiniz. İdmanlar dışında hani Fransa sizin gelişiminize o günler ne gibi katkılarda bulundu? Hani bugün bakınca ilerisi için özellikle sanıyorum biraz antrenman videolarında antrenörlük kariyeriniz için de saklıyorsunuz. Hani bu Evet. bağlamda onunla sormak isterim. Yani komple içerisi analiz yaptığın zaman hocanın konuşması, hocanın sana anlatmak istediklerindeki vücut dili, antrenman metotları, ısınması, işte örnek veriyorum kondisyon yüklemeleri. Hakikaten
Aslında futbolun dili bir, oynanan oyun bir. Ama buna hazırlıklar maalesef ki çok farklı Avrupa'da. Ya ben altyapıyı gidip çektiğim dönemler de oldu mesela antrenmanlarını. Çünkü bazen antrenmanın içeriği değil ama çocuklardaki istek, arzu bile bazı durumlarda bizi farklı bir yöne çekebiliyordu o dönemde. Farklı bir plan, farklı bir ışık uyandırabiliyordu bende. Dediğim gibi hakikaten çalışma, disiplin çok farklıydı. Zaten bizden bence Avrupa'nın bize fark koyduğu tek bölüm bu bölüm olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir hazırlık evreleri var. Her şey, antrenmana, maça, yemeğe, ne olursa olsun. Belki çok daha yetenekli oyunculara sahibiz Avrupa'ya göre ama maalesef Türkiye'de disiplin olmadığı için birçok şey zaten çöküyor. Sistem çöküyor bu durumda. Şunu sormak istiyorum peki hani Avrupa ile aslında Türkiye arasında bir antrenmanlarda özellikle çalışma anlamında fark olduğunu birçok açıkçası maçlarda da görme fırsatı oluyor. Ben şunu çok merak ediyorum hani neden böyle bir fark var peki? Yani sadece oyuncuların disiplini veya disiplinsizliğiyle açıklanabilecek bir durum mu sizce bu? Yani ya çünkü Türkiye'ye yabancı hocalar da geliyor ama maalesef çok değiştiğini göremiyoruz bazı şeylerin. Şöyle diyeyim, yani ben hep şöyle bunu yorumluyorum. 50 katlık bir bina dikeceğiz, bir rezidans dikeceğiz. Yukarıdaki maddelerini sapasağlam koyuyoruz. Her şey çok güzel, en kalitelisi. Ama altyapıya döndüğümüz zaman, yani en alt tabakasına döndüğümüz zaman maalesef ki kum. Ne kadar ki yukarıya kaliteli yaparsan yap, alt tarafın kum olduğu için bir su alacağı zaman, işte bir deprem olacağı zaman, işler bir yanlış gideceği zaman maalesef ki yaptığın koca heba 50 katlık rezidans maalesef çökebiliyor. Ben bu şekilde yorumluyorum. Çünkü altyapılarımızda verilen eğitim maalesef ki düşük Türkiye'de. Bunu görmemiz lazım. Biz bir Ajax maçını izleyip Şampiyonlar Ligi'nde hadi Ajax modeli uygun için bizim 50 yılı heba etmemiz lazım. Bizim Türk takımlarımızı Avrupa'ya bile göndermemiz lazım ki maalesef bizde o sabır yok. Bizde her şey anlık olsun, her şey anlık olsun. Ama böyle bir durum yok. İşte Ajax'ı örnek aldığımız yerde Ajax'ın U6 takımı, U7 takımı şimdi sahalarda, yani senin belki Türkiye'de en iyi saha zeminin oradaki antrenman zemini. İşte bu tarz durumlar maalesef bizi Türkiye'de belki yetebiliyor takımlarımıza ama işte Avrupa'ya gittiğimiz zaman maalesef ki yetmiyor. Bu zihniyette, bu yapıda olduğumuz sürece de maalesef başarı sağlayamayacağız. İşte yeni yeni demin anlatmak dediğim şeye geliyoruz. Borçlardan ötürü işte kulüplerimiz gençlere yöneliyor. Sürekli Türklere yönelmek durumunda kaldı. Ama bu da zoraki. Ama bizim zoraki olacak bir durumumuz yok. Bu oyuncular aynı oyuncular. Aynı yeteneğe sahip oyuncular. Bugün işte bir Beşiktaş bu zor durumda kalmasaydı ki çok kaliteli bir ekiple çalışıyor şu an teknik adam Önder Hoca. Ki benim de altyapıdan hocamdı kendisi. İnanılmaz bir jenerasyon geliyor söylenilen de o. Ki hakikaten de öyle. Ki diğer kulüplerimiz de öyle. Şimdi Galatasaray yeni bir yapılanma içerisinde. Yani maalesef ki onlara göre maalesef diyorum bizim için gayet normal ama maalesef ki Türk gençlerine istemeseler de yönelmek durumdalar. Şunu sormak istiyorum hani gençlerden konuşurken Beşiktaş'ta Serdar Saatçi var. Stoper oynayan hani şu anda birçok genç izliyoruz ama özellikle Serdar'ı Evet. sormak isterim. Sen de stopersin çünkü. Serdar hakkında neler söylersin? Ya ben gerçekten çok büyük bir sevgiyle bakıyorum, büyük bir sevgiyle izliyorum Serdar'ı. Çünkü aynı yerden çıktık, aynı heyecanı yaşadık belki de. Hatta benden daha fazla heyecanı yaşadı A takımda görev alarak. Ama o heyecanı gayet bir tecrübeli oyuncu edasıyla yönetiyor. Ki bu çok hoş bir şey bence. Onu A takımda tutan belki en büyük sebeplerden birisi de bu. Ne zaman görev verilirse verilsin, belli bir standardında oynuyor. Gayet de başarılı. Ümit ediyorum ki bu şekilde devam eder. Ve bu şekilde kulüplerimiz de bu gençlerin arkasında durur ve borçlarını bir nebze olsun kapatmak istiyorlarsa bu gençleri Avrupa'ya yönlendirerek Avrupa'dan gelecek bonservis bedelleriyle belki bir nebze olsun kulüplerin yüzlerini güldürebilirler. Önder Karaveli benim de altyapımda hocam dediniz. Dolayısıyla hani şu anda da Önder Hoca sadece Beşiktaşlılar özelinde değil aslında. Herkes tarafından hani sevilen, saygı duyulan bir figür haline geldi. Hocanın hem maç sonu açıklamaları hem sahadaki duruşuyla. Dolayısıyla Önder Karaveli'yi de size sormak isterim. Ya Önder Hoca şu an ben o kadar gıptayla izliyorum kendisini. Çünkü şu an televizyonda anlattıklarını, o üslubunu,
o mizacını hakikaten bize 14-16 yaşlarında aynı şekilde anlatıyordu. Bazen insanlar işte olumsuz yorumlar yapabiliyor televizyondaki bu konuşmalarından ötürü, ama Önder Hoca bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce neyse, bugün 15 yıl sonra da hala aynı birikimle ve üzerine koyarak da tabii devam etmiş bir birikimle, ama aynı üslupla, aynı rol modeliyle gençlere bir şeyler anlatmak durumunda kendini hissediyor. Çünkü işini çok seven bir adam, Beşiktaş'ı çok seven bir adam, gençleri çok seven bir adam. O yüzden keşke diyorum, bundan 2003-2005'li yıllarda değil de şu an keşke Beşiktaş'ta genç oyuncu olarak görev alsaydım diyorum. Beşiktaş günlerinize dair peki unutamadığınız bir anı var mı? Ya Beşiktaş'a unutamadığım şampiyonluklarım derim. Çünkü Beşiktaş'ta o dönemde çok şampiyon olduk. Türkiye'de, İstanbul'da, Avrupa'da çok büyük başarılar elde ettik. Yani Beşiktaş eşofmanını giydiğim her an, okula gittikten ve okuldan sonra antrenmana gittiğim her an bile benim için paha biçilemez bir an olduğunu düşünüyorum. Çünkü milyonlarca insanların hayalini yaşadım. Onlar hayal ederken, çocuklar hayal ederken ben bu göreve talip oldum ve bu görevi en iyi şekilde yaptım. Benden daha iyileri yok muydu? Tabii ki vardı. Ama bana şans bu şekilde geldi. Fırsat bu şekilde geldi. Ben de iyi değerlendirdim düşünüyorum. Ne olursa olsun Beşiktaş'ın altyapısından çıktım diye her yerde gururla söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum bana. Ağzınıza sağlık. Benim eksik kaldım. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığın için, bu Ben programı teşekkür benimle ederim yaptığın hocam. için. İnşallah çok daha iyi yerlere gelmen dileğiyle diyorum ben de. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben tekrar teşekkür ederim vakit ayırdığınız bu yoğunlukta. İzleyen herkese de çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günlerle kalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.